Şunu soracağım ben. 2017 senesinde Hüsnü Bayramoğlu abi, Allah rahmet etsin, Akit TV'de dedi ki yeni asrede diye bir nurculuk yoktur dedi. Oğlum öyle bir şey İslam'ın var mı? Kitapta yok. Şimdi yoktur. Bunu reddettikten sonra Ahmet Akgündüz de daha bir sene önce açıklama yaptı. Dedi ki yeni asrede nur talebesidir. Recep Tayyip Erdoğan'a şiddetle muhalefet eden bir nur talebesidir diye. Hüsnü abinin aleyhinde böyle bir beyan verdi. Basın açıklaması yaptı. CHP'nin yani dini taraftar olan yani vatan millet din milletin vatana millete dine hizmet eden ya taraftar yani onu da İslam ne diyor? İlişmene kafiydi. Demokratların dolandır İslam'ın şartı. Evden şart tabirini kullanıyordu. Sungur abi 2000'den sonra bunlara ehven-i şer denmez, azam-ı hayırdır dedi. Azam-ı hayır. Hani Recep Tayyip Erdoğan vazifeli diyor fakat vazifeli olduğunu bilmiyor. Bilmiyor diyor. Hüsnü abi söyledim diyordu abi. Efendim? Hüsnü abi Tayyip Erdoğan'a söyledim diyordu. Tamam. Tam vazifesi içinde. Evet. Ondan sonra abi şimdi burada esas mesele şu. Esas mesele şu. Elbette mutlak vekillerden başka kimse Hazreti Mehdi'nin programını bilemezler. Tatbikat neçesini de bilemezler. İnci hatları da ayıramazlar. Bu daire Hizmi Kur'an dairesi olarak tesis etmiş üstad. Hizmi Kur'an dairesi tesis etmiş ve küfrü mutlak cereyanına bilerek bilmeyerek kuvvet veren cereyana karşı milletin dinine taraftar olan cereyanı desteklemek Üstad Hazretleri aman diyor milliyetçiler şey yazsınlar bu iktidara desteklersinler aman diyerek ya şey yapıyor desteklemeyi ifade ediyor Üstad. O zaman abi ben yeni asırdan şey demek istiyorum. Yeni nesil evet. Fırıncı grubu evet. Yeni asırdan ayrıldılar. Evet. Aynı şekilde lügatlı ve meali misale bastılar. Ben onları ayrı fark etmiyorum. Onun için o mevzeden misalden de girmeyin. Ha, aynı mı? Yeni Asya, yeni nesil hepsi aynıdır. Aynıdır. Yani ayrılmak lazım. Sadece yani riyaset noktasında kavga ederek ayrılmış olduğundan he. Ayırmaya gerek yok. Aslında aynı şey. Potadalar. Aynı şey. Hı. Aynı şey. Hiç ayırmaya gerek yok. Peki kıymetli abim. Bunların tabi bugüne tezahürleri hepten daha kötüye gidiyor. Yani iş İzmir'den çıkan sözler Göçgün'den tutun. Evet. Bir dünya böyle dernekler, dersler. Eğer, bunlara Hüsnü abi zaten gerekli reddiyeleri verdi. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunlardaki, bunları takip eden gençlere nasıl, ne demek lazım? Yeni Asya, Yeni Asya, Züveyr abinin tabiri, Züveyr abinin tabirini söyleyelim. Evet. Şimdi has daire dediğimiz imana hizmetle mükellef olan kitaptaki tabiriyle Hizb-ı Kur'an dairesi Hizb-ı Kur'an dairesinin mesaisine gazete, siyaset gibi şeylere sokmaya başladığı zaman Züver abi bunlara mesleki dalalettir dedi. Mesleki dalalet. Mesleki dalalet. Biz imana hizmet ederiz. Azami izaf, azami sadakat, azami takva, azami iktisat, azami fedakarlık, azami dikkat. Da bununla biz vazifemizi yaparız. Bir de geniş daire için ne diyor? İslam 4. meselede geniş daire için hani askerlik vazifesi gibi şimdiki halde yani, seçim gibi meselelerde geniş dairede ara sıra vazife bulunabilir. Fakat imana hizmet biz hatta gereğinin icabını yapsak biz bir dakikamız boş geçmeden Rizan Okumak ne iş etmek vazifesiyle çalışmamız lazım. Bizim Başkaşı'ya da işgal etmeye vaktimiz yok. Fakat geniş dairede de Avrupa'nın tesirinde olan, Avrupa dinsizliğinin tesirinde olan içerideki şer cereyana karşı müstet olan tarafa aman diyerek yardım edin diyoruz. Hatta o zaman İsparta'da Halk Partililer köylere gitmişler. Üstad
İspartan olduğu için İspartan içinde yapmaya cesaret edemiyorlar. Köylere gidiyorlar Bediüzzaman bizden diye. Bediüzzaman bizden diye propaganda yapıyorlar. Üstad o zaman getirsinler sandığı da oy kullanacağım diyor. Allah Allah. Üstad evvela dikkat çekmek için bir olay yapıyor mesela yani. Getirsinler sandığı ben buraya getirsinler. Oy kullanacağım. Sonra bir abi diyor üstadım Nevzat müsait değilmiş diyor. Üstad kalkıyor. Benim oyum neyim diyor. Gidiyor üstad. Bana bir zarf bulun. Maşallah. Yani zarfı yani, kabul edelim abi. Kabul edelim. Evet. Üstad var. Ben köle attım diyorum. Böyle demokratların böyle kartı pembe gibiydi. CHP'nin kartı da mavi, böyle kirli mavi gibi bir şeydi. Üstad Hazretleri odaya giriyor. Zarfı ve DT'nin kartını alıyor. Hücreden dışarı çıkıyor. Halka göstererek. Böyle mi konacak diyor. Abi onu bir de burada gösterirseniz kamera karşısında abi. Orhan Celal abi gördü de. Üstad Hazretleri o hücresinden çıkıyor. Evet. Zarfı ve DT'nin kartını alıyor. Evet. Halka göstererek böyle mi konacak diyor. Böyle mi konacak diyor. Ve CHP'nin köylerde yaptığı propagandayı kırıyor. Sen üstadla 20 kere değin vermişsin. 28 sene pandemi bize ev hapsinin ne demek olduğunu öğretti. 28 sene ev hapsi çekmiştir üstad. 28 sene. Biz burada 2 senede 28 gün bize zor geldi. 28 gün zor geldi, evet. Evet. Ondan sonra buna rağmen üstad niye bana böyle yapıyorsunuz demeye tenezzül etmiyor. Etmiyor. Orada 6000 sayede kardeşim bakın şimdi Kur'an asıl saadette nur-u nübüvvetle açıldı. Bu asırda ilim ve hikmet nuruyla açılacak. Asıl saadetten sonraki ikinci olayı Risale-i Nur.